Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, hem döviz tarafına bakacağız ama diğer taraftan net uluslararası rezervlerimiz açıklandı. Diğer taraftan sadece döviz rezervleri değil, altın rezervlerimiz de açıklandı. Rakamlara baktığımız zaman çok iç açıcı görünmüyor. Mehmet Şimşek sabır istedi, biraz daha sabır dedi. Diğer taraftan da Amerika Merkezi Düşünce Kuruluşu'nun Dış İlişkiler Konseyi uzmanı ciddi uyarılarda bulundu. Ne dedi? IMF ihtimali ufukta görüldü dedi. Tabii sadece bunlar değil, daha konuşacak pek çok şeyimiz var. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim Hanım. Evet, diğer saydığım hepsini konuşacağız. Hepsi çok önemli ama IMF uzun zamandır IMF'nin kapısına gitmeyeceğiz. Onlar bizden borç istiyordu. Ama şöyle bir yorum var. Türkiye ekonomisinde artan bilanço riskleri değerlendirildikten sonra IMF ihtimali de ufukta görüldü şeklinde analizler yayınlanmaya başladı. Öncelikle bununla başlayalım. Evet, analizler doğru mu? Doğru. IMF bir ülke neden gelir? Bir mali disiplini sağlamak için gelir. Bunun karşılığında da bir katkı sağlar. Nedir? Senin döviz pozisyonunun güçlenmesini sağlar. Peki biz mali disipline uymaya hazır mıyız? Buna bakmak lazım. Peki biz mali disiplini kendimiz sağlayabilir miyiz? Evet, sağlayabiliriz. Tabii siyasiler buna razı olursa sağlayabiliriz. Ama IMF gelirse mecbur kalır siyasiler bunu sağlamak zorunda kalırlar. Şimdi Türkiye bir döviz konusunda şu an durumu vahim. Neden vahim? Manzara çok kötü. Çünkü şu an son 4 senedir, hatta yaklaşık 11 senedir biz sürekli döviz sattık. Sürekli döviz sattık. Döviz sattık, 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 dolara düşüreceğiz diye yanlış politikalardan dolayı. Ki dolar döviz satarak düşürülmez, kalıcı olarak düşürülmez. Anlık düşürebilirsin manipülasyonları engellemek için. Ama sen bunun ana tedbirini faizle alman lazım. Faizle biz bir tedbir almadık. Vay faiz nasıl dedik, bilmem ne dedik. Oysa faizi Merkez Bankası 8.5'a indirdi ama piyasadaki faiz %40 civarında şu an. Dolayısıyla nasıl bitti? Şu an ekonominin toparlanması lazım. Toparlamanın ana yolu nedir? İki tane ana yolu var. Bir tarafta mali disiplini sağlamayı göz alırken, diğer tarafta döviz pozisyonunu artırman lazım. Döviz varlıklarını artırman lazım. Şimdi 2 Haziran itibariyle eksi 5.6 milyar dolar kullanılabilir rezerv. Yani artık sermaye mermeye yemişiz orada. Her şey bitmiş. Tamam mı? Biz geri Türkiye'nin bunu toparlaması lazım. Neden toparlaması lazım? Cari açığı finanse etmen lazım. Yani bir taraftan dış açığını finanse etmen lazım. Diğer taraftan da borç ödemelerin var. Onları da yapman lazım. Şimdi bunun için Türkiye'nin çok ciddi 100 milyar dolar üzerinde yaklaşık 130 milyar dolar civarında bir dövize ihtiyacı var yıllık. Şimdi bunu açık gösteriyor. Peki bu dövizi biz nasıl sağlayacağız? Bunu sağlaman için döviz getirici işlemlere bakman lazım. Nedir? İhracattır. Döviz kazandıran iş. Bir taraftan ihracat atarken bir taraftan ithalatın azalması. Döviz kazandırıcı işlemlere bakmak lazım. Dövizi nereden kazanabiliriz? İhracattan kazanabiliriz. Bunun karşısında ithalatı kısmak lazım. İthalatı şu an kısma şansın yok çünkü endüstrinin ithalata dayalı. O zaman ihracatı, döviz kazandırıcı işlemlerde ihracat en önemli kalemin. İkinci kalemin nedir? Dış finansman, borçlanmadır, varlık satışındır, turizm gelirleridir. Gerçek kur politikasına dönerek yaparsın. İhracatı teşvik etmen lazım. Turizm gelirlerini teşvik etmen lazım. O zaman turizm gelirlerinin artması lazım. Bunu artırman için de sen reel kur politikasına geri dönmen lazım. Yani gerçek enflasyonu açıklayıp kurun da bu şekilde değer kaybetmesi lazım. Başka şansın yok. Yani bizim iki türlü kullandığımız kur var. Nedir? Döviz var. Birisi dolar, diğeri de euro. Gerçek enflasyonu nasıl hesaplarsın? Gerçek enflasyonu bir kere açıklayacaksın Ankara. Yani 36, 39 falan diye bunlar hepsi külliyen yalan. Doğru, hiçbir şey doğru değil. Gerçek enflasyonu açıklarsın. Buradan da ABD'deki veya Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu düşersin. O kadar senin bir yılda paranın değer kaybetmiş olması lazım. Aradaki fark kadar. Sen bunu yaptın mı yapmadın? Enflasyon, gerçek enflasyon hala 90, 100'lerdeyken sen 39,5 falan dersen bunun inandırıcılığı yok. Buna göre de kuru belirlersen batarsın. Niye? Çünkü senin sattığın, ürettiğin mallar Avrupa'ya pahalı gider. Turizm, hizmet sektörü pahalı olur. O zaman turist de gelmez. İhracatın yavaşlar ki son iki ayda bunları gördük zaten. Dolayısıyla bunun eksik kalan kısmını nereden tamamlarsın? Borçları da tamamlarsın. Olmadı IMF'ye gidersin. IMF sana ne verir? SDR verir. Sen de bunu gider Merkez Bankası'yla anlaşırsın. Bunu
dolara veya euroya çevirirsin. Ama bu sırada bunu yaparken senden kamu maliyesini toparlaman ister. Buna var mısın? Bunu daha önce Mehmet Şimşek denedi mi? Denedi. Ne zaman denedi? 2002'den sonra. Bizim IMF ile bir anlaşmamız oldu ve IMF ile 3 senede kendimiz toparlayıp yolumuza devam ettik. Toparlandı, toparlandı. Bu olabilir mi? Evet olabilir. Ama şu an Mehmet Şimşek'in böyle bir şey dediği yok. Ama şu anki döviz krizi, döviz likiditesi dolayısıyla bu ihtimal yüksek. Yani yabancı kurumların yaptığı o yorumlar doğru. Bizim şu an yalnızca ve yalnızca döviz kaynağı ihtiyacımız var. Birinci kuralımız bu. Ondan sonra da mali disipline ihtiyacımız var ki harcamaları kısmamız lazım. Evet. Çünkü bizdeki enflasyonun ana sebebi siyasilerin bugüne kadar kaynakları verimli ve doğru kullanmamasından kaynaklanıyor. Asıl sıkıntımız bu. Bu enflasyon yaratıyor. Enflasyon yarattığı zaman bu kura ve faize baskı yapıyor. Sen bu sırada bir de faizleri indirdiğin zaman patlayacak ne yapıyor? Ben onu da kontrol edeceğim diyorsun. Bu sefer enflasyon daha fazla patlıyor. Ne oluyor? İç üretimin düşmeye başlıyor. Evet. Pahalı hale gelmeye başlıyor. Peki, dolayısıyla... Buyurun. Şunu da sormak istiyorum tabii. İzleyicilerimizin de en çok merak ettiği şey aslında hepimizin öyle. Dün bir anda 23'ün üzerini gördük ama 23.37, 23.41 arasında gidip geliyor. Ne oldu? Yeniden mi baskılanmaya başladı? Burada kalıcılığı uzun mu? En çok bunları merak ediyoruz tabii. Burada kalıcılığı uzun değil. Şu an baskılama ben çok olduğunu tahmin etmiyorum. Ayın 21-22'sinde toplanacak para piyasa kurulunun ne karar alacağı çok önemli. Orada faizleri 25 lira falan çıkarmaları lazım. Yıl sonuna doğru da 40'a doğru getirmeleri lazım. Overnight, gecelik overnight piyasa faizlerini. Daha önce biz bunu denedik zaten 2002-2003'te. Zaten iş toparlanmıştı. Böyle bir sarsıntı geçirip sonra tekrar kendimize gelmemiz lazım. Ama şunu söylüyorum. Bu politikalar kolay uygulanır politikalar değil. Halka kabul ettirmeniz lazım. İşte Mehmet Şimşek'in dedi, biraz sabır dediği şey bu. Ama şu anki ekonomik durum 2002'den çok daha kötü olduğu için bunun süreci çok öyle bir senede 6 ayda bitecek gibi değil. En az 2 sene, 24 ay biz sıkıntı çekeceğiz. Belki alınan bugünkü tedbirlerle Kasım, Aralık'ta biraz fırtına durmuş olsa da bu fırtına devam edecek. Ama bu Mehmet Şimşek değil de kim gelirse gelsin bu olacak. Olacaktı zaten, yapacak bir şey yok. Dolayısıyla... Evet. Bu otobüsü devirmeden hafif sarsıntılarla götürmen lazım. Şu an çünkü neredeyse bir türbülansın içindeyiz. Bu türbülansdan nasıl çıkacağız? Ancak doğru kararlarla ve sabırla çıkacağım. Başka yolu yok. Ama kurun yükseleceğini zaten aylardır söylüyoruz. Mehmet Şimşek gelse de gelmese de yani evet. Seçimin öncesinde de söylüyorduk bu fırtınanın içine gireceğimizi. Şimdi bunda girilecek. Bunun yolu yok yani. Niye? Çünkü asıl olması gereken kaynaklarını, döviz kaynaklarını tükettin. Hatta senin kendin olmayan kaynağı da sattın. İşte eksi rezerv dedin, kullanılabilir döviz rezervinin eksiye düşmesinin sebebi bu. Net kullanılabilir rezerv eksiye düşmüş. Bu döviz takım rezervlerimizin dışında altın rezervlerimizi de galiba yavaş yavaş kaybediyoruz. Evet, işte seçim öncesinde patlamayı engellemek için yaklaşık 80 ton, 81 ton civarında bir altın satışı var. Evet. Evet, bir altın satışı var. Bir de dönüyorsun, eksi işte artılardan eksi 5.6 milyar dolar inmiş net kullanılabilir döviz rezervi. Eksiyemiş artık bu. O da yetmiş bir de altın satmışsın. Bundan olacağı zaten belliydi. Şimdi seçim geldi. Mehmet Şimşek haklı olarak dövize müdahaleyi sevmiyor. Niye? Çünkü piyasanın kendini bulması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani bu rakam görünüyor ki 25'in üzerine kısa zamanda atacak kur. 25-26'yı görecek. Ama yıl sonu 30'ların üzerine çıkar. Ama orada da dengeleri bunu faizle dengelemeleri lazım. İşte faizle dengelerken bunu 2-3 ay içerisinde. Diğer taraftan senin halkı ve dünya finans piyasalarını ikna edeceğin bir orta vadeli program açıklaman lazım. Bir kısa vadeli bunu destekleyen bir orta vadeli program açıklaman lazım. O programın da dengeli olması lazım. 3. Atamaları yapman lazım. Doğru atamaları yapman lazım. Merkez Bankası'nın atamasını sen meclise devretmen lazım. Orada kafasına göre her siyasi gidip ben Merkez Bankası başkanını alıyorum görevden yapmaması lazım. Yaparsan çakılırsın. İşte buradaki en büyük engel de önümüzdeki sene yapılacak yerel seçimler. Bunun öncesinde bu yapılabilir mi? Valla yapmaya mecburlar. Yapmazlarsa o seçimleri iktidar partisi kaybeder. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yani bu acı reçeteyi sırf halk içmeyecek. Onlar da içecek. İçmek zorundalar. Kimse kusura bakmasın. Yani bugüne kadar çünkü hovarcada harcayacağım paraları birileri ödeyecek. Ödemesi lazım. Dolayısıyla kur artışı devam eder. Kur şimdi kısa bir dengeleme görünüyor ama üst dengeleme nerede olacak? Geri dönüş nereden başlayacak? Onun için daha çok zaman var. Ama evet. Faizden bunu biraz dengeleyerek dengeli artış haline getirebilirler. Onun için faizlerin gecelik piyasadaki overnight faizlerin önce 25'e arkasından 39, 40'a, 45'e çıkması lazım.
Çünkü enflasyon seviyesini yakalaması lazım faizin. Başka yolu yok. Sen diyorsun ya TÜİK enflasyonu ne diyorsun? 39.95 mi? Tamam, 39'a çıkartman lazım sen faizi. Hatta bir tık üzerinde vermen lazım ki insanlar kendini koruyabilsin. İnsanlar niye dövize gitti? Enflasyon karşısında kazançlarının veya elindeki birikimlerin erimemesi için gitti. Kendini koruyacak yer aradı. Sen her yerden halkı kilitledin, halkın cebindeki parayı enflasyonun altında bir faizle veya gelir seviyeleriyle erittin. Şimdi bunu eritmemen lazım, tekrar güven kazandırman lazım. Bir mecra yatmazsan bu nedir? Faizdir. Şu an kısa vadede faizdir. Gelecekte bunu işte senetlerine başka şeyler çevirebilirsin. Ama bugün için yangını söndürmek için faiz silahını kullanman gerekiyor. Başka çıkışı yok Mehmet Şimşek. Yok başka çıkışı. Yoksa bir anda 150-160 milyar dolar gelse de bu bir anda gidecek. Gitmemesi için senin bu silahı buraya kullanman lazım. Başka yolu yok maalesef. Evet. Peki acil reçete dediniz. Başladı da galiba. Her şeye zam gelmeye başladı. Evet. Dolarda da son 2 günlük yükselişten sonra fatura birazcık ağır olacak galiba. Benzine %10, dizele de %6 zam geliyor. Tabi onlara zam gelmesi demek iğneden ipliğe her şeye zamın yansıtılması doğru demek. Şimdi bu kadar kur artışı olduğu zaman bunun bize dövize çevirdiği durum var. Eskiden 21 liradan TL'yi dövize çeviriyordun. Şimdi 23 liradan çeviriyorsun. Aradaki fark kadar zam gelmesi lazım. Gelecek. Bunun yolu yok. Başka çaresi yok. İşte kamu maliyesini toparlarsan bu zammı absorbe edebilirsin. Nasıl edersin? Özel tüketim vergisini kaldırırsın. O zaman absorbe edersin. O zaman enflasyon baskı da azalır. Anlatabiliyor muyum? Maliyet evet, baskısı da azalır. Ancak bunu yapman lazım ama şu an kamu maliyesini acilen toparlaması lazım. Yani devletin giderlerini kısması lazım. Başka yolu yok. Konulmuş vergilerin bugüne kadar kaldırıldığını hiç görmedik. O yüzden onların evet, da kaldırılabileceğini ben şahsım kendim adına hiç düşünmüyorum. Peki. Çok haklısınız. Ama enflasyon nokta. Bunun bedelini ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Peki, çok teşekkür ediyorum. O zaman rica ederim. Yarın ekonomik olarak karşımıza neler çıkacak onları konuşmak için biz yine burada olacağız. Yarın görüşmek üzere. Herkese mutlu günler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.